Ben Doktor Levent Özbek. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Modelleme ve Simülasyon Bölümünde öğretim üyesiyim. İstatistiğe giriş bir kitabıyla sizlerle beraberiz. İlk önce kendimden bahsedeceğim. 1966 yılında Ceyhan'da doğdum. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünü girdim. 1987 yılında mezun oldum. 1987-1992 yılları arasında o zaman Emlak Kredi Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalıştım. Aynı zamanda 1990-91 yılları arasında Gülhane Asgari Tıp Akademisi'nde bilgi işlem subayı olarak görev aldım. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdim. 1992 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde göreve başladım. Benim buraya gelmemde en büyük katkıyı sağlayan öğrencilik yıllarımdan bu bölümün kurucusu Sayın Profesör Doktor Fikri Öztürk'tür. Fikri Öztürk benim buraya gelmemde çok büyük emeği olmuştur. Benim burada kalmamda. Aynı zamanda bölümün yine kurucularından Profesör Doktor Yalçın Tuncer 1985 yılında ben öğrenciyken bölümde araştırma görevlisi olarak kalmamı istemiş. Ben çeşitli nedenlerden dolayı kalamamış durumdayım. Kalamadım. Daha sonra 1992 yılında Emlak Kredi Bankası'ndan ayrılıp tekrar araştırma görevlisi sınavına girip 1992 yılında Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde görev yapmaya başladım. 1992-1996 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Daha sonra öğretim görevlisi oldum. 2001 yılında da yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladım. 2001 yılından beri yardımcı doçent olarak Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde görevime devam etmekteyim. Aynı zamanda İstatistik Bölümü İstatistiki Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyorum. İlgi alanlarım matematiksel modelleme, simülasyon, özellikle nörolojide, psikiyatride ve iktisatta matematiksel modeller, simülasyon, kontrol sistemleri, iktisat, ayrıca biyolojik sinyallerin veri analizi, istatistiksel analizi, özellikle uykuda EEG verilerinin analizi ilgilendiğim konular arasındadır. Ayrıca biyolojide çok kullanılan, daha doğrusu tıpta çok kullanılan kompartman modelleri üzerinde çalışmış bulunuyorum. Aynı zamanda elektronik mühendisliği bölümünden çeşitli öğretim üyeleriyle hedef takibi, hedef takibinde, radarla takip edilmesinde uzmanlık alanlarına giriyor. Ayrıca felsefeyle ilgilenmekteyim, edebiyatla ilgilenmekteyim ve şiirle ilgilenmekteyim. Kısaca kendimi tanıtmak istedim. Şimdi bu bölümde nasıl görev yapmaya başladım? Öğrencilik yıllarında Sayın Profesör Doktor Fikri Öztürk İstatistik bölümünde görev yapmaktaydı. Ben matematik bölümünde öğrenciydim. İstatistik dersinden kalmıştım. İkinci sene Sayın Profesör Doktor Fikri Öztürk'ten bu dersi aldım. Ve Fikri Öztürk anlatırken bütün modellerin nereden çıktığını anlatıyordu. Fakat şimdi daha sonra bizim kitapta ele alacağımız normal dağılım ya da Gauss dağılımı gibi bir dağılımı anlatıyordu. Gauss dağılımı olarak bilinen ya da normal dağılım olarak bilinen. Hatta benim kapıda da birazdan size gösteririm. Almanların daha önceki kullandığı para birimi marktı. Markın üzerinde Gauss'un resmi var ve Gauss dağılımının resmi var. Birazdan size onları göstereceğim. Zaten kitapta ayrıntılı olarak bunu işleyeceğiz. Ben kütüphanede çalışmayı severdim. Özellikle derslerle ilgilenmezdim. Ders dışındaki kitaplarla ilgilenirdim. Bir gün elime İstatistik Astronomi diye bir kitap geçti kütüphanede çalışırken. Ve bu kitaptan normal dağılımın yani Gauss dağılımının ya da çan eğrisinin nasıl çıktığını öğrendim. Fikri Öztürk hocama anlattım. Daha sonra o bana dedi ki gel bunu derste anlat dedi. Üçüncü sınıf öğrencisi olarak ikinci sınıftan aldığım istatistik dersinde normal dağılımın nereden çıktığını anlattım. Daha sonra istatistik bölümü dersinden 100 aldım. İkinci sınavdan 0 aldım. Ve istatistik bölümü başkanı o zamanki sayın rahmetli Profesör Doktor Yalçın Tuncer bölümde araştırma görevlisi olarak kalmamı istedi. Çeşitli nedenlerden dolayı dediğim gibi kalamadım. Ancak 1992 yılında tekrar bankadaki bilgisayar programcılığı işimi bitirdim ve buraya geldim. Amacım
matematiksel modelleri gerçek hayattaki olaylarla ilgili süreçlerde kullanmak, öğrencilerime bilgi vermek, kendim bilgi edinmek. Yani şöyle diyebiliriz, aldığımız şeyleri anlamaya çalıştık, anladığımız şeyleri öğrencilerimize aktarmaya çalıştık, bilimde değişik alanlarda uygulamaya çalıştık, yeni modeller üretmeye çalıştık. Hayatımın büyük bir çoğunluğu bu odada geçer. Aynı zamanda eğitimle geçer. Çok bazı durumlarda da şiir yazarım. Şiir kitabım da var. Birazdan size onlardan da bahsedeceğim. Evet, Fikri Öztürk bu bölümün kurucusu demiştik. Onun kitabını tanıtmak istiyorum. Matematiksel İstatistik kitabı var. Görüyorsunuz Matematiksel İstatistik. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi yayınlarından ilk kitabı Fikri Hocam'ın. Daha sonra Kombinatörik diye bir kitabı var. Özellikle matematik olimpiyatlarına çalışanların ilgi duyacağı bir kitap. Biz bu kitaplardan çok şey öğrendik. Fikri Hocam'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca Fikri Hocam'ın kendi hocasıyla yazdığı kitabı var. Bu da Lineer Modeller. Türkiye'deki bu alanda ilgi duyanların başvurduğu, halen de başvurmaya devam ettiği kitaplardan birisi. Daha sonra Fikri Hocam'ın yine son yıllarda çıkarttığı Olasılık ve İstatistiğe Giriş bir kitabı var. Bu kitap bizim bölümümüzde halen okutulmaya devam edilmekte. Bunun devamı olan Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 kitabı var. Yine bölümümüzde okutulmaya devam edilmekte 1. ve 2. sınıflarda. Daha sonra Fikri Hocam'ın diğer bölümdeki öğretim üyeleriyle beraber yazdığı Parametre Tahmini ve Hipotez Testi var. İstatistiğe Giriş 1 kitabında birazcık bahsedeceğiz. İstatistiğe Giriş 2 kitabında ayrıntılarına gireceğiz. Ayrıca Fikri Hocam'la beraber yazdığımız kitaplar var. Bir tanesi İstatistik Laboratuvarı. 2. sınıfta öğrencilerimize okutulan bir kitap. Fikri Hocam'la 7-8 senede, daha doğrusu 9 senede yazdığımız Matematiksel Modelleme ve Simülasyon kitabımız var. Bu 2. baskısı. Bu yine aynı kitabın 1. baskısı. Fikri Hocam'ın buradan ellerinden öpüyorum. Bu kendi öğrencilerimle yazdığım kitap. Yani doktora öğrencilerimle, bir tanesi doktora öğrencim. Daha sonra da işte bu kitabı beraber yazdığımız Esin Köksal Babacan ve Bahar Başkır'la beraber yazdığımız kitaplar. Bunları niye anlatıyorum? Biz burada hayatımızı matematiğe, istatistiğe adamış birer insanlarız. Kendimizi, öğrendiklerimizi insanlara anlatmak istiyoruz. Bu kitapları bir kenara koyuyorum. Yine bölümümüz öğretim üyelerinden. Şimdi bölümümüzün başkanı Yılmaz Akdi var. Profesör Doktor Yılmaz Akdi. Onun Zaman Serileri Analizi kitabı var. Türkçe'de başvurulabilecek en kaliteli kitaplardan bir tanesi. Yine bölümümüz öğretim üyesi Yılmaz Akdi, aynı zamanda bölüm başkanı kendisi. Onun yazdığı kitap var. Bir sürü istatistik bölümünde okutulmaya devam ediliyor. Dediğim gibi şiirden bahsetmiştim. Şiir ilgi alanımda demiştim. Yunus Emre benim en çok ilgimi çeken ve ondan etkilendiğim söylenemez ama hayatımda önemli bir rolü olan, bu Anadolu'nun yetiştirdiği erenlerden bir tanesidir kendisi. Onu da saygıyla anıyorum burada. Yine birazcık müziğe ilgim var. O da Neşet Ertaş'ın babası var. Rahmetlileri rahmetle anıyoruz. Bu da Muharrem Ertaş. Yanımda da bir kalem duruyor. Bu rahmetli bizim bölümün kurucularından Profesör Doktor Yalçın Tuncer'in ben yardım doçent olduğumda ya da bu odaya taşındığımda bilmiyorum aşağıdaki odalardan birinde oturuyordum. O zamanlar fareler geziyordu. Farelerin arasında çalışıyordum. Bu onun hediyesi. Rahmetle anıyorum. Şimdi bir sınıfa Yalçın Tuncer'in ismi verildi. Kalemi de onu unutmamak için önümde tutuyorum. Zaten önümde duranlar belli. Bu babamdan kalma, başka bir şey yok. Bu ikisi dedemden kalma, kül tablası, bir de fasit hesap makinesi. Nasıl hesap yapıldığını da ben size derslerde anlattığımı söyleyeyim. Şimdi size yapmayayım. Bu da edebiyatla yine uğraşıyorum demiştim. Kimsesiz Şiirler kitabım vardı, söylemiştim. Bu da kimsesiz şiirlerden yapılmış bir video çalışması. Bunu da video olarak size göstereceğim zaten. Edebiyatla ilgilendiğimi söylemiştim.
Burada Arap Baharı Şiir İstanbul'da diye bir etkinlik olmuştu. 2011 yılında Arap Baharı diye. Ben burada çeşitli ülkelerden yazarlarla, şairlerle birlikte şiirimi okudum. Aynı zamanda İngilizceye çevrildi, kitaplarında yayınlandı. Bu onun afişi. Daha önceden söylemiştik, bir daha söylüyorum. Bu Müslüm Gürses'le ilgili yazım. Ölmeden önce çıkmıştı. Bu Yunus'la ilgili yaptığımız bir etkinlik vardı. Yunus Emre ile ilgili. Adı Yunus diye. Yun biliyorsunuz yunmak, temizlenmek demek. Us da akıl demek. Benim yorumum Yunus'un adının aklının yıkanması diye kendim yorumluyorum. Bilmiyorum başka bir böyle yorumlama var mı? Bu etkinliğin videoları da var. Benim leventmodelleme.com web sitemden Yunus etkinliğinin videolarına ulaşabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Bu etkinlik Alman ve Türk ortak yapımı. Burada emeği geçen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Sanat danışmanımız Doktor Ronit Land. Senaryoyu yazan ben, Levent Özbek, Ankara Üniversitesi. Reji Selçuk Göldere, doçent doktor bizim konservatuardaydı Ankara Üniversitesi'nden. Kostüm tasarımı Mine Erbek. Bu Ankara Devlet Opera Balesi'nden. Koreografi ve dansları, performansları Jana Remscheid Akademisi'nden. Denizal Türkiye yine Devlet Opera Balesi'nden. Selçuk Göldere Türkiye'den yapmıştık. Bu bizim Yunus etkinliğine gelenlere dağıttığımız broşürdü. Daha önceden şeylerini de göstermiştim size. İsterseniz bir iki satır okuyayım. Tasavvufun aynasında yeryüzündeki her şeyden bile elini eteğini çekmiş, sonsuza giden bir yolda dervişliğin izini süren ve göğe yükselme yolculuğunda üstün aşkın oduyla yanan bir Beni Adem ile bilimin ve sanatın ışığında evrenin acı çeken hayata bağlı çağdaş insanın sırrını çözme deneylerinde ışık hızında yollar almış, gerçeğin görüntülerinde hayallere dalabilen ve uçan bir güvercinin kanadına gökten yere düşebilme özgürlüğünün sahibi bir deney adamının aşkı telaffuzu. Bu iki insanın karşılaşmasının sesleri nasıl duyulur? Bu buluşmanın biçimleri nelerdir? Meydana geliveren bu diyalog aşkın hangi hallerinde yazıya geçer? Bu yazı hangi harfleri içerir? Kim, kimler yazar bu dizeleri? Eskinin yeniyle buluşmasını, yokluk ile varlığın aynılığını, masal olan ile gerçek olanın özünü hangi gözler görür? İnsan çağdaş bir şiir biçiminde nasıl bir olur, bir arada tutulur, nasıl duyulur, nasıl okunur, aşkın sırrı nedir? Bu bizim Yunus etkinliğini izlemeye gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza etkinliğin başında sunduğumuz bir sayfalık metinden bir parça. Bir de orada Yaşama Dair diye bir şiir var. Onu da okumak isterim. Bu şiiri de rahmetli dedemin mezarına gittikten sonra yazmıştım. Mezara da 1980'li yıllarda ölmüştü. Şimdi tarihini hatırlayamıyorum. Bu gördüğünüz hesap makinesi dedemden kalan miras bana. Dedemin yanında hesap yapmayı öğrendim. Muhasebeciliği öğrendim. Dedemden çok şey öğrendim. Bu gördüğünüz radyoda babamdan kalan tek miras. Başka da bir şey kalmadı. Bu da kül tablası da dedemin kül tablası. Rahmetli çok sigara içerdi. Ona yazdığım şiir de şöyle. Yaşama dair. Toprak sahibini gözler hasat mevsimi geldi mi? Duvarlar örülür birer birer. Dostların, düşmanların üstünü örter. Güneş ay çiçekleri gibi açar. Kalırsın bir başına. Kanatsız arılar tepende uçar. Geçmiş gelecek çaresiz kanar. Ay dolandı mı tepende bir rüzgar savurur kokunu. Kalırsın tek başına, yalnızlığın bulamaz yolunu. Harcarken kuruş kuruş yaşamı, zaman bitti dersin. Kimse bakmaz yüzüne, tepe taklak sahipsiz kalırsın. Portakal çiçekleri toplarsın, nergizler, karanfiller. Sarılırsın düşlerine, son bir rüya görmek istersin. Avuçlarında alın teri, gözlerini silersin. Nehirlere sığmazsın, ağlarsın, ağlarsın. Dedemin ruhunu tekrar anıyorum. Bu da Çin'i Kitap Dergisi'nde hangi sayısında? Mart-Nisan 2011 sayısında, sayı 8'de İlkay Aşık'ın Karanfillerde Güvercin Öpüşleri başlıklı benim Kimsesiz Şiirler kitabımla ilgili
yazısı. Onu da buradan anmış olalım. Bu Alaz dergisinde çıkmış bir şiirim. Bu şiir de yarasını yalayarak iyileştirilebilenlere diye geçiyor. Taflan Edebiyat dergisinde bir şiirim çıkmış. Buradaki de kendinden habersiz geçen günler. Buradan da isterseniz bir iki satır okuyayım. Kelebeklerin ömürleri kısa olurmuş. Şairler öyle diyor. Güvercinlerin hiç ömrü olmazmış. Ben böyle diyorum. Gözlerim gözlerime girince zaman geçmezmiş. Ömür koskoca olur, sonsuzluğu geçermiş. Kelebek gibi konsan dudaklarıma, bir tutam sevinç versen gözlerime, yok olmuyor. Sözler kendinden kaçıyor. En iyisi saklansam saçlarımda. Sakince ırmakları aşmak gelir içimden. Tutup elimden sarılmak. Uçurumların uçurumunda kollarım açık. Düşmemi beklemeden kuşlarla konuşurum. Saçlarıma girip karanfilleri kıskandırmak var ya, nergizlerin kaybolup gittiği bulutlardan, nilüferlerin baharı kovaladığı mevsimlerden, bana kalan ben olsam sadece, bilmem kimsesiz yağmurlar ne der. Kendinden habersiz geçen günler. Kimseye şikayet etmeyin. Siz gelseniz de gelmeseniz de yüreğimi verdim, haberiniz olsun. Bu başka bir dergide çıkmış şiirim. Burada kara deliklere selam kelam olsun diye bir şiir. Bu Eylülce dergisinde çıkmış bir şiirim. Ben de unuttum. Başlıklarına bakayım. Sakince diye geçiyor. Çocukluğumun gizlisi kalmamış duvarlarında, yatağımın başucunda kendimi kovalıyorum. Kötüyüm duvende, kimsesizim, güvercinler gelse de. Karanfillerin nergizlediği, kovaladığı zamanlar vardı. Dağların yamaçlarında kanaryaların seslerini toplardım. Gözlerime giremeyen güneşe takılıp kalan avuçlarım arardı sokaklarda. Gül ağacından sıyrılan parmağım kendime battı, üzülme diye. Avuçlarında baharı yüzüme veren parmaklar. Gözlerimde arta kalan yüreğim, hangi dağa geçse yalnızlığa açılan kapı çırılçıplak güneş. Duende İspanyolcadan geçmiş bir kelime. Duende bir kahramanmış. Çocukları rüyalarında ya da uykuya dalarken korkutan bir kahramanmış. Ben de ondan esinlenip yazmıştım. Bu başka bir dergide çıkmış şiirim. Süpürge diye. Bu Dar Sokak dergisinde çıkmış bir şiirim. Buradaki Öğrenmek Zor diye bir şiir. Bunu da okumak isterim. Sustum. Susmaktan gayrı rüzgarları savuşturdum. Yüzüme değmemeli, saçlarımı okşamamalıydı. Hangi yıldızın kuyruğundan kopup geldi bu kendinden güzel güneş? Avuçlarımı almadan kayıp gidecek. Bir güneş tutulması mevsiminde ay tutulmasına inat, gözlerini açıp küsecek. Gidivermekten başka yol yok. Çaresizce hüzne kucak açmalı, içinden çıkılmaz denize. Toprağın gizlendiği şehirde, zamanın her an öldüğü mekanda konmalı yeryüzüne inat. Sustum, susmayı öğrendim kara lüferlerden, kestim gövdem. Bu yine başka bir dergide çıkmış, Dar Sokak dergisinde. Burada 2008 yılı dergiler değerlendirmesi var. Bu işte Türkiye'de dergi sayısının çok olduğundan bahsediliyor. Bu kadar dergi çıkarılmalı mı diyor. Ben ise çıkarılmalı diyorum. Oradan da bir paragraf okuyayım. 250 derginin kimisi aylık, kimisi 2 aylık, kimisi 3 aylık çıkıyor. Her bir dergide yılda ortalama 200 isim çıksa en az 50 bin kişi yazıyor demektir. Küçümsenecek bir sayı olarak görmemek gerek. Bu nedenle tüm bu girişimleri desteklemek gerekir diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Dergiyi alabiliriz, abone olabiliriz ve benzeri. Dergilerin bu kadar çok, yazarların da bu kadar farklı olması beraberinde okuyucuların da artmasına neden olur diye düşünüyorum. Okuyucu sonuçta ancak ulaşabildiği dergi hakkında yorum yapar ve görebildiği yazarları değerlendirir. Bu farklılığın geleceğe iz bırakabilen isimleri kendiliğinden getireceğini düşünüyorum. Genelde okur sayısının az olması hep duyduğumuz bir yakınmadır. İnsanların demek ki bu süreç içinde okumaya pek ihtiyaçları yok. Belki de okumak istemiyorlar ya da okuyacakları bir şeyler yok. Bunun için çeşitli araştırmalar yapıp bunların sonuçlarından çeşitli analizler yapılabilir. Bazıları bu kadar derginin çokluğuna kötümser bakıyor. Bence bu çokluk olarak değil, farklı seslerin ortaya çıkması ve az da olsa bir takım okura ulaşması açısından desteklenmesi gereken bir durum bence. Artık eskisi gibi birkaç derginin tekeli yok. Önemli olan bu dergilerin varlığının sürdürülebilmesi ve kalıcı olabilmesi. Ülke genelinde ancak 3-5 dergi dağıtılabiliyor. Bunun nedeni de biliniyor.
dağıtım tekerlerinin yüklüce para istemesi ve bunu para kazanma amacı olmayan dergilerin karşılayamaması. Sözde özgürlük var ama paran ya da değişik ilişkilerin varsa bu özgürlüğe sahipsin. Dağıtım sorunundan yakınmayan bir dergi görmek zor. Bunun gibi görüşlerimi paylaşmışım. Bir edebiyat dergisi çıkaran editörü olan, yazı işleri müdürü olan birisi olarak. Burada başka bir şiirim çıkmış, Güvercinler Gezer diye. Genelde benim şiirlerimde güvercinler, karanfiller, nergizler, fesleğenler, fırtına, gelincik gibi kelimeler çok geçer. Hatta bu yüzden eleştirilirim bile. Yine Şehir Dergisi'nde çıkmış bir şiirim var. Yalnız başına ölenlere diye Volkan Şenkal'a armağan etmişim. Genelde hiç kimseye şiir armağan etmem. Bir tek dedeme kitabımı atfetmiştim. Buradan da bir iki satır okuyayım. Her gün kaç kişi ölürüz? Birlikte zamana yenilerek, hiçbir anı bırakamadan bitirerek geçmişi diye böyle geçip gidiyor. Öykü yazdığımı, masal yazdığımı söylemiştim. Bu da Myself diye bir dergi. Burada ne yazmışım? Demiştim güvercinlerle ilgili yazıyorum. Şiirlerinde çok geçer diye. Yumurtadan çıkmak için kabuğu delmeye uğraşan güvercin yavrusunun gözlerini yaşama açmadan az önceki ne yazmışım? Gözlerini yaşama açmadan az önceki hali üzerine bir denemedir diye bir masal yazmışım. Sonra yine aynı dergide bir tane daha yazmışım. Sessizce giden bir geminin arkasından büyük umutlarla yola çıkan martılar üzerine bir denemedir diye böyle yine aynı dergi. Burada popüler sanatçılarla ilgili söyleşiler yapılıyor, yazılar yazılıyor. Burada bu sefer ne yazmışım? Düşünceler gelir gider, yapayalnız kuru bir dal gibi paylaşırım hayatı diye böyle uzun bir şiir yazmışım. Yine aynı dergide Yılan Kale diye bir yazım var. Yılan Kale, Adana Ceyhan arasında yılanların şahının yaşadığına inanılan ya da yaşadığı söylenen bir kale. Osmanlılardan kalma bir kale. Tam hatırlamıyorum. Bu da dedeme yazmışım. Bunu okumak istemiyorum. Okuduğum zaman ağlıyorum çünkü. Yine aynı dergide sahipsiz uçurumlarda kanat açan kartallar özgürlüğün kokusunu içlerinde hissederler diye dedeme mektup. Bunu da okumayacağım, ağlarım diye. Yine aynı dergide, köşe yazarıydım bu dergide. Burada da ne yazmışım? SSSSS diye bir şey yazmışım. Bunu niye yazmışım? Ben de unuttum. Küçük bir kızla ilgili hikayeyi yazmışım. Niye yazdığımı unuttum gerçekten. Burada başka bir dergide ne yazmışım? Sessizce demişim. Küçük bir şiir. Kavram Karmaşa dergisinde şiir yazmışım. Bu şehir çürüdü diye. İsterseniz bir iki satır da oradan okuyayım. Bir daha doğmayacağım. Her şey tekrardan başka ne? O veya bu şehir. Çok yaşa sözcükleri. Günaydın, iyi akşamlar, hayırlı olsunlar. Gözlerin olmasa ya o sesin kalbim dayanır mı? Gecenin karanlığına bırakılan umutlar, sevinç ve keder çığlıkları. Her yerde gezen ölüler. Ölüler öldü bu şehirde. Çürüyor bu şehir. Önümde ölüler. Gözlerin olmasaydı öpmeseydim ne işim vardı bu şehirde? Bu da başka bir yerde. Bu neymiş? Bahar Bulutu diye bir şiir yazmışım. Küçük okumak isterim. Yaz bulutu gibi olmasın sevdan. Ansızın boşalmasın. Esintiyle çekip gitmesin. Bahar bulutu ol. Bereket getir. Yeşersin sevda. Silkelensin yosun tutmuş gönlüm. Burada Çala Kalem diye bizim fakültede öğrencilerin çıkardığı bir dergi vardı. Orada benimle röportaj yapmışlar üniversitelerle ilgili. Bu daha önceden Patika dergisinde editörlük yapmıştım. Bunun 16 yaşıyla ilgili bir kutlama. Yine o dergiyle ilgili Patika dergisinin 50. sayısının kutlanması ile ilgili gazete haberi. Patika dergisinde de editörlük yaptım. Dergiyi Türkiye genelinde dağıtılan bir hale getirmiştim. Burada da yine şiirim var. Çok kısa bir şiir. Bunu da okumak isterim. Bu şiiri de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde nöbetteyken bir askerliğini yeni bitirmiş genç bir çocuğun arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve ölüm haberini annesine babasına sunduktan sonra yazmıştım.
O da şu yaşam. Hepsinin de gözleri vardı ve duyuyorlardı da. Gelene geçene bakıp gülüyorlardı da. Sonunda pişmanlık da duydular. Geri de aldılar söylediklerini ve çekip gittiler de. Arkalarına da dönüp bakmadılar. Gerçek önlerindeydi belki de. Belki de yitirdikleriydi. Oysa yaşam ölümün ucundaydı. Biz arkadaşımla nöbette yaşamdan, ölümden bahsediyorduk. Bir anda yani bir sürü ölen, yaralanan oluyordu. Çocuk yaralı olarak getirildi. Biz hastaneye aldık. Ondan sonra yarım saat sonra anasına babasına ölüm haberini vermek zorunda kaldık. Bu da değerli Profesör Doktor Fikri Hocama 1997 yılında saat 00:45'te 13 Ekim'de yazdığım bir öğrenciden hocasına mektup yine Patika dergisinde yayınlandı. Yine Patika'da yayınlanmış bir şeylerim var. Hepsini toplayamadım. Burada neymiş? Burada sıradan kırmızı mavi kır çiçekleri diye 3 tane şiir var. İstanbul'da çalışmıştım. O zaman yazmıştım bu şiirleri. Yine Patika dergisinin de yayınlanmış. Burada ne yayınlamışım? Varoşlar diye bir şiirim yayınlanmış. Yine Patika dergisinde neyim yayınlanmış? Ölüm diye bir şey yayınlamışım. Ölüm. Biliyorum. Ne kalırsa yarından hiç ölmedi gece. Doğmuşum ya, bana mahkum ölüm, ömür boyu biliyorum. Böyle kısa şiirler de yazıyordum. Bunu göstermiştim. Güvercin Aşığı Kriptolog Hoca. Bu Yunus Etkinliği'nin Alman Kültürün dergisinde çıkmış hali. Bu yine Yunus Etkinliği'nin duyurusu. Bu Eleştirel Pedagoji dergisinde eğitim üzerine saçmalamalar diye bir yazım. Bunları zaten söylemiştim. Gazete yazıları, gazete haberleri, koridorla ilgili vesaire. Koridorla ilgili birçok haber var. Bir tanesini daha göstereyim. Bu defteri de burada kapatalım. Bu yine bir gazetenin Ankara Ekin'de çıkmış Edebiyata Yeni Bir Soluk Koridor diye bu dergiyi halen çıkarıyorum. Biraz ara vermiştik. Bu edebiyatta Yeni Koridor diye ilk sayımızın kapak resmi var. Bu hangi gazetede çıkmış? Star gazetesinde çıkmış. Bir istatistikçiden inadına edebiyat dergisi diye. Benimle yapılan söyleşi. Halen koridora inat ediyorum edebiyat dergisini çıkarmaya. Bu da kaybetmeyeyim diye bunların arasına koymuşum. Askerlik tezkerem. Askerlik tezkeremi de ne zaman bitirmişim? 1.4.1990'da Kata Bilgi İşlem Merkezi Ankara diye bitirmişim. Bitirirken de Kata İnzibat Subaylığından bitirmişim. Yani bilgi işlem subayı olarak girip İnzibat subayı olarak tezkeremi almıştım. Dediğim gibi bir tane şiir kitabım var. Felsefeyle ve şiirle ilgileniyorum demiştim. Şiir kitabımın adı da Kimsesiz Şiirler. Arkasında da güvercinlerim var. Zaten güvercinlerle ilgili büyüme modeli ve değişik modeller geliştirmeye çalışıyorum. Bunlarla birazdan size bahsedeceğim. Bahsedeceğim konular arasında şunlar da var. Konuların içerisinde psikiyatride EEG çalışmaları yapılıyor. İnsanın beyninden çıkan elektrik akımları kaydediliyor ve EEG olarak adlandırılıyor. Özellikle uyku çalışmalarında uykuda hastalıkların teşhisi amacıyla bu sinyaller analiz edilmeye çalışılıyor. Burada da Sayın Profesör Doktor Hamdullah Aydın var. Kendisi Türkiye'nin ilk uyku laboratuvarını kuran bilim insanlarından bir tanesi. Onun kitaplarından da bahsetmek istiyorum. Uyku ve Bozuklukları kitabı Hamdullah Aydın'ın. Uykusuzluk kitabı. Başka kitapları da var, makaleleri de var. Türkiye'nin tanıdığı çok kıymetli bilim adamlarından bir tanesi. Bunlar Gata Psikiyatri bölümünden aldığımız veriler. Burada kaç kişinin verileri var? Unuttum. Polisomnografik inceleme diye geçiyor. Neymiş bu? Sağlıklı hastaların 8 saat boyunca kayıtları duruyor. Beynin çeşitli yerlerine elektrot konuluyor.
ve bu elektrotlar yardımıyla beyindeki elektrik akımı ölçülüyor. Biz o 8 saatlik kayıtları psikiyatristlerle beraber inceliyoruz. Psikiyatristlerle beraber inceledikten sonra tek başımıza inceliyoruz. Benim özel çalışma alanlarımdan bir tanesi. Gördüğünüz gibi böyle DVD'lere kaydediliyor bunlar. Çok büyük miktarda veri. Düşünün. 8 saatte kaç dakika var? 8 çarpı 60 dakika var. Bir dakikada 30 saniye var. 30 saniyelik böyle görüntülere bakıyoruz. Onları zaten detaylarını anlatacağım size. Bu CD'de ne varmış? Burada da hangi kişilerin olduğu yazılı. Başka bir mesela ne hastalığı? Depresyon hastalığındakilerin kayıtlarıymış. Burada depresyon tanısı konmuş başka hastaların kayıtları var. Burada başka bir hastalığa yakalanmışların 8 saatlik kayıtları var. Burada yine başka bir hastalığa yakalanmış hastaların 8 saatlik boyunca, dikkatinizi çekerim, 8 saatlik boyunca 1 saniyede 200 tane veri alınıyor. 8 saatteki saniye sayısını hesaplayın, bir de onu 8, 200 ile çarpın. Kaç tane veriyle çalıştığımızı aklınızda canlandırın. Yani bir tane insanın normal ya da sağlıklı kayıtlı verilerinde 8 saat çarpı 60 dakika çarpı 60 saniye, her saniyede de 200 kayıt, milyonlarca veriyle uğraşıyoruz. Böyle verilerle uğraşmak kolay işler değil. Biz bu verileri niye uğraşıyoruz? İnsanların sağlıklarına kavuşabilmesi için neler yapabiliriz diye psikiyatristlerle, özellikle Hamdullah Hoca ve ekibiyle çalışıyoruz. Hamdullah Hoca'nın da şimdi kendi emekli oldu Gata Psikiyatri Bölüm Başkanlığından. Kendi uyku laboratuvarı var. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine bizim bölümde dediğim gibi modelleme simülasyon laboratuvarında değişik çalışma gruplarım var. Bir tanesi psikiyatri çalışma grubu, bir tanesi nöroloji çalışma grubu, bir tanesi iktisat çalışma grubu. Bu nöroloji ve psikiyatri çalışma grubunda bize asıl bu işin köklerini anlatan Sayın Profesör Doktor Osman Gürer hocamız var. Kimya bölümündeydi. Kendisi emekli oldu. Bize bu işlerin kimyasını anlatan, kimya olmadan bu süreçleri anlamanın mümkün olmadığını söyleyen çok değerli dostum aynı zamanda. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizin de bu kitapları bulabilirseniz okumanızı öneriyorum. Kitabın adı Kimya Güzeldir. Yazarları Ömer Kuleli, Osman Gürel. Yine Osman hocamın Yaşamın Kökeni diye bir kitabı var. Bu da bu işin kimyasını, matematiğini anlatıyor. Öyle güzel kitaplardan bir tanesi. Benim şiirlerim uluslararası kitaplardan birisinde yer aldı. Bunu da söylemek istedim. İngilizceye çevrildi. Bu kitapları da bir kenara koyuyorum. Yunus Emre'yi buradan bir kere daha rahmetle anıyorum. Aynı zamanda Muharrem Ertaş'ı Kalktı Göç Eyledi CD'siyle. Şimdi size akademik çalışmalarımla ilgili kısaca bilgi vereceğim. 1992 yılında geldiğim Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde 1993 yılında kesikli zaman, durum uzay modelleri ve indirgemeli tahmin problemleriyle ilgili yüksek lisans tezim var. 93 yılında yüksek lisansımı bitirdim. Eskiden böyle basılıyordu tezler. O zamanlar yüksek lisans tezlere not veriliyordu. 95 ile takdir edilmişim. Danışmanım Doçent Doktor Fikri Öztürk. Buradan kendisini hürmetle bir kez daha anıyorum. 1993 yılında bitirip doktoraya girdikten sonra 1998 yılında da doktora tezimi tamamladım. Doktora tezimin konusu da kesikli zaman durum uzay modelleri, indirgemeli tahmin ve yakınsama problemleri. 98 yılında doktoramı bitirdim. O zamanlar bitirdiğim tarihte not takdir edilmemiş ama başarılı görülmüşüm. Danışmanım Sayın Doçent Doktor Fazıl Aliyev. Kendisi Azerbaycan uyruklu. Aynı zamanda Moskova Devlet Üniversitesi Matematik bölümünden mezun. Daha sonra bahsedeceğiz istatistik konularında. Kolmogorov aksiyonları var. Kolmogorov aksiyonlarını yazdığı üniversitenin matematik bölümünden mezun kendisi. Yani kendisinin doktora hocası da Kolmogorov'un öğrencilerinden.
Kolmogorov'un öğrencisi. Kolmogorov'un öğrencisinin öğrencisi Fazıl Aliyev. Ben de onun öğrencisiyim. Böyle bir hocanın danışmanlığında doktora tezimi bitirmekten de gurur duyuyorum. Kendisi halen hem Türkiye'de bir üniversitede görevli hem de yurt dışında Amerika'da Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde psikiyatri genetik alanında çalışıyor. Ben de 2012 yılında kendisinin yanında psikiyatride genetik araştırmaları konusunda 6 ay boyunca çalışma yaptım. Buradan kendisini de hürmetle anıyorum. Halen profesör doktor olarak hem Türkiye'den hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapmaktadır. Doktora tezim esnasında Sayın Fazıl Aliyev'in danışmanlığında tezimi yürütürken 1999 yılında yaptığımız bir çalışma IEEE'nin Transaction denilen bir dergisinde, otomatik kontrol dergisinde yayınlandı. Ve biz burada çok önemli bir teorem ispatladık. Kendisinin yardımları için tekrar teşekkür ediyorum. Bu makale sayesinde biz bayağı bir yol kat ettik. Bunun da önemi şu, Kalman filtreleri var. Şimdilerde değişik alanlarda hem iktisatta hem radarla ilgili işlemlerde hem değişik alanlarda Kalman filtreleri, durum uzay modelleri kullanılıyor. Ve ben o konularda uzmanlık sahibiyim. Yüksek lisans tezim ve doktora tezim de bu alanda yapılmış çalışmalardan bir tanesi. Yüksek lisans tezimin danışmanı dediğim gibi Fikri Öztürk, bu konuyu bana veren Fikri Öztürk, yardımlarını hiç esirgemeden saatlerce tartıştığımız Sayın Hocam Fikri Öztürk'ü kapı komşum, yani burada koridorda, koridorun köşesinde, daha önceden de şimdi onun oturduğu odada ben oturuyordum. Orada beni çok çalıştırdı. Emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu makalenin önemi de şu. Kalman, Macar asıllı bir matematikçi. Kalman filtresini geliştirdikten sonra 60'lı yıllarda geliştiriyor. Bizim uzaya gitmemizi, yani Apollo uzay aracının yörüngesine oturmasını sağlayan makalenin temeli bu dergilerde yayınlandı. Kalman'ın öğrencisi var. Onun öğrencisinin öğrencisi de Doktor Spal var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Johns Hopkins Üniversitesi'nde uygulamalı fizik laboratuvarında öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yani Kalman'ın öğrencisi var. Onun öğrencisi Spal. Spal'ın doktora tezi var. Bu yaptığımız çalışmada Spal'ın doktora tezinin bir ileri aşamasına geçilmesi. 20 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğim. Sayın Doktor Spal'la, James Spal'la Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda randevumuz var. Onunla görüşeceğim. 15 senedir yaklaşık, hatta 98-97 yılından beri, 2000 olsa 15, 17-18 senedir yazışıyoruz. Mailin ilk çıktığı günlerden beri yazışıyoruz. Benim bu dergide hakem olmamı, gelen makalelerin değerlendirilmesini sağladı. Bu nedenle bu konularda çalışan insanlar birbirlerini tanırlar. Yazışırlar, yüz yüze görüşmeseler bile birbirlerini bilirler. Doktor Spal'ı da buradan hürmetle anıyorum. Hürmetle anıyorum derken işte 20 gün sonra yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa yüz yüze tanışmış olacağız. Yine istatistikle ilgili yaptığım çalışmaları söyleyeceğim. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2006 yılında 5. İstatistik Günleri Sempozyumu yapıldı. Bu sempozyum 2 yılda bir, yılda bir değişik üniversitelerin istatistik bölümleri tarafından düzenleniyor. 2006 yılında 24-27 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Bu sempozyumun baştan sona makalelerin değerlendirilmesinden, otelin ayarlanmasından tutun ne kadar işleri varsa naçizane ben önderlik yaptım. Sayın Fikri Öztürk hocam da bana çok yardımcı oldu. Birkaç araştırma görevlisi arkadaşım da yardımcı oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yurt dışına gittim. Yurt dışında nereye gittim? Onu da söyleyebilirim size. 1998 yılında Moskova Devlet Üniversitesi'nin düzenlediği Nonlineer Modeller hem sosyal bilimlerde hem de doğa bilimlerinde hem de fen bilimlerinde lineer olmayan modeller nerelerde kullanılıyor diye öyle bir yaz okuluna katıldım. 12 gün Moskova Devlet Üniversitesi'nde hem ders dinledim hem de orada
kendi alanımla ilgili sunumlarda bulundum. Yine benzer tarihlerde bu sefer de İskoçya'ya davet edildim. İskoçya'da da gördüğünüz çok güzel bir kale, eskiden kale olarak kullanılan, bu resimleri daha ayrıntılı bir şekilde de sunacağım. Bu da hedef takibiyle ilgili bir yaz okuluydu. 12 günde burada ders dinledim. Aynı zamanda dediğim gibi edebiyatla uğraşıyorum dedim. Burada da Koridor diye bir edebiyat dergisi var. Onları da göstereceğim. İlk sayısı yayınlandığında gazetede çıkmıştı. Bir istatistikçiden inadına edebiyat dergisi diye o haber var. Bu dosyada değişik yaptığım etkinliklerle ilgili, edebiyatla ilgili gazetelerde, köşelerde çıkan yazılar var. Birkaç tanesini size göstermek isterim. Mesela Güvercin Aşkım birçok gazetede haber oldu. Gazetelerin ismini vermeden burada Güvercinlerin Hocası diye bir yazı çıktı gazetede. Burada çıkardığım derginin tanıtımı Edebiyatta Yeni Bir Koridor diye. Burada yine bir köşe yazısı. Başka bir gazetede çıkan bir yazı. Edebiyata Yeni Bir Soluk Koridor diye. Burada yine bir gazetede çıkan bir yazı. Güvercin Aşığı Kriptolog Hoca diye. Gazeteciler biliyorsunuz böyle ilginç gelen konuları sunarlar. Yaptığımız çalışmaları yayınlamazlar. Fakat böyle başlıklar atarlar. Bir gazetenin arka sayfasında tam sütun çıktım. Medyatik oldum. Burada daha önceden bir üniversite sınavında şifrelemeyle ilgili, daha doğrusu sınavda bir kopya var mı yok mu diye bir tartışma vardı. Ben o tartışmaya son noktayı koydum. Gazetede onunla ilgili bir bilgi var. Kopya verme olayının olmadığını, fakat varsa bile nasıl test edileceğini açıkladım. Burada yine bir yazım var. Dediğim gibi edebiyatla ilgileniyorum. Müslüm Gürses ölmeden önce onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Burada benimle ilgili röportajlar var. Çeşitli dergilerde çıkmış yazılarım var. Benimle ilgili yazılarım var. Eğitimle ilgileniyorum. Onları da söyleyeyim size. Edebiyatla ilgili haricinde eğitimle ilgileniyorum demiştim. Bu dergi de Eleştirel Pedagoji Dergisi. Burada eğitimle ilgili bir yazım çıkmıştı. Burada Kimsesiz Şiirler kitabımla ilgili bir dergide eleştiri yazısı çıkmıştı. O arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. Yazan da İlkay Aşık. Kendisi Bursa'da edebiyat öğretmeni. Burada edebiyatla uğraşmanın yanı sıra senaryo yazıyorum. Burada da Almanlarla beraber yaptığımız Yunus etkinliğinin afişi var. Alman kültürünün kendi etkinlik bülteninde çıkmış bir yazı var. Etkinliğimizle ilgili, yine Yunus'la ilgili yaptığımız gösterimin videosu yayınlandı. Onun kapağı var. Daha birçok dosyam var kendimle ilgili. Fazla reklam yapmamak için bu dosyayı da bir kenara itiyorum. Yani burada amacım şu: insan isterse her alanda çalışabiliyor. Edebiyatla da uğraşabiliyor, şiir de yazabiliyor, matematikle de uğraşabiliyor. Makale de yazabiliyor, ağlayabiliyor da, gülebiliyor da. Her şey biz insanlara yönelik. Ölümlü olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Her şey ölümle son buluyor. Bunu da bir kenara attık. Kitapları da bir kenara attık. Şiirle ilgili Yunus Emre'yi andık. Sayın Muharrem Ertaş'ı andık. Bu yine çok yararlandığım bir kitap. Özellikle iktisat alanında ardışık makroekonomik teori diyor. Bunun yazarı da Sargent. Thomas Sargent diye. İngilizcem çok iyi değil. O yüzden böyle İngilizce makalelerim olmasına rağmen dilim dönmüyor nedense. Bu çok değerli bir kitap. Programlarımı MATLAB programlama dilinde yapıyorum. Dediğim gibi bilgisayar programcısı olarak yıllarca çalıştım. Hemen hemen bilmediğim programlama dili yok gibidir. Kitabımızda kullandığımız, sizin de gördüğünüz etkileşimli uygulamaları JavaScript dilinde ben yaptım.
Yine burada Dinamik İktisadi Çözümleme diye bir kitap var. İktisatta bu dinamik modeller nasıl kullanılıyor? Türkçe bir kitap, çeviri. Ronald Shawn diye bir adamın çevirisi, ikinci baskısı. Şimdi belki beşinci baskısı olmuştur. Bunu da bir kenara atıyorum. Şimdi size birkaç tane de TÜBİTAK'ın kitaplarından göstereceğim. Özellikle TÜBİTAK'a buradan tekrar teşekkür ediyorum böyle kitaplar yayınladığı için. Bu kitapların hem baskısı çok güzel, hem içeriği çok güzel, hem de hiç bir yayının, yayın evinin yayınlanmayacağı titizlikte hazırlanmış. Mesela ben bu kitabı, Galileo'nun buyruğu kitabını 8 liraya almışım. Şimdi de olsa olsa 15-20 liradır. Yani bir paket sigaranın 10 lira olduğu, işte 1 litre benzinin 5 lira olduğu bir ülkede böyle bir kitabın basılması gerçekten TÜBİTAK'a buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben TÜBİTAK'ın yayınlarını elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum ve öğrencilerime aldırtıyorum. Bazen zorunlu aldırtıyorum okusunlar diye. Evet, şimdi öğrencilerime tavsiye ettiğim TÜBİTAK'ın yayınlarından Matematik Sanatı kitabını gösteriyorum. Bu güzel bir çeviri. Öğrencilerime okutturuyorum bunu, birinci sınıf öğrencilerine. Birinci sınıf öğrencilerine algoritma tasarımına giriş dersini anlatıyorum. Birinci kitap bu elimdekilerden. Yine TÜBİTAK yayınlarından Pi Coşkusu var. Pi ile ilgili çalışma yaptığımı söylemiştim. Öğrencilere de tavsiye ediyorum. Algoritma tasarımını anlattıktan sonra bilgisayar programlama dersinde Pi'nin basamaklarını inceliyoruz. Nasıl inceliyoruz onu da daha sonra başka bir yerde anlatacağım size. Yine Fiziğin Gizemi diye bir kitap var. Bu da Kralın Yeni Usu 2 diye geçiyor. Birinci bölümü de var. Onu da söyleyeceğim size. Yine TÜBİTAK yayınlarında Newton var. Newton'un hayatını öğrenmek isteyenler için çok değerli bir kitap. Freud var. Böyle bilim adamlarının kısa özgeçmişlerini okuyup öğrenebilirsiniz. TÜBİTAK'ın mesela benim öğrencilere tavsiye ettiğim bir sayısı var. Bilim Teknik dergisinde çıkmış. Hangi yıl çıkmış? 2009'da çıkmış. Yıl 2009 Nisan sayısı, sayı da 497. Özellikle bilinç kısmı ile ilgili kısmı öneriyorum öğrencilere okumalarını. Buradan fotokopi çektiriyoruz. Oradan öğreniyorlar. Yine öğrencilere tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi Matematik Üzerine Diyaloglar. Bunlar çeviri. Yine öğrencilere tavsiye ettiğim Kozmik Kod, Maddenin İçine Gezi diye bir kitap var. Bu ikincisi. Yine bu iki kitap, birincisi ve ikincisi birleştirildi. Kozmik Kod, Kuantum Fiziği Maddeye Yolculuk kitabı var. Şöyle göstereyim size daha iyi görürsünüz. Yine Şansın Terbiye Edilişi diye bir kitap var. Çeviri kitap. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Eğer ilginiz varsa bir bilgilenmek istiyorsanız. Kesinliklerin Sonu diye bir kitap var. Bunlar hep rastgelelikle ilgili, yani istatistikle ilgili, olasılıkla ilgili dünyada tanınmış yazarların eserleri. Bu Türkiye'den bir yazarın, Enis Sınıksaran, Şansın Matematiği, Şanslı Olmak Ne Demektir diye popüler yazılar var. Okumanızı öneririm. Burada TRT televizyonunun hazırlattırdığı Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması kitabı var. Her sene yayınlıyorlar bunları. Yine öğrencilerimize bunları da öneriyoruz. Başka Altın Oran diye bir kitap var. Altın Oran hem Fibonacci dizisiyle ilgili. Fibonacci dizisiyle ilgili de bilgi verecek olursak, başlangıç değeri 1, ikinci değeri 1, daha sonra 2 ardışık terimin toplanması olarak gidiyor. Eğer n artı birinci terimi n'inci terime bölerseniz xn artı 1 bölü xn 1 artı kök 5 bölü 2 1.618 yapıyor. Bu değer altın oran olarak biliniyor. Bununla ilgili yazılmış kitaplar var. Bu kitabın yazarı Profesör Doktor Fikri Akdeniz. Kitabın adı Doğada, Sanatta, Mimaride Altın Oran ve Fibonacci Sayıları diye bahsetmiştim. Sayın Profesör Doktor Fikri Akdeniz benim yüksek lisans tez danışmanım ve bölüme gelmemi sağlayan, matematiğe ilgi duymamı sağlayan, olasılığa ilgi duymamı sağlayan Fikri Akdeniz'in tez hocası. Yine
Çok eski yayınlardan. Bunlar ancak üniversite kütüphanelerinde bulabilirsiniz. Türk Matematik Derneği yayınlarından İhtimaliyet ve İnformasyon çeviri kitap. Oyunlar teorisine giriş yine Türk Matematik Derneği'nin yayınlarından. Yine Türk Matematik Derneği yayınlarından Tesadüfi Hareketler. Bunların hepsi olasılıkla ilgili. Yine öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz kitaplardan bir tanesi Sistem Analizi. Doçent Doktor Haluk Erkut, sistem bilimleri ile ilgili. Bu arkadaşım Nuri Özalp'ın kitabı. Bizim matematik bölümünde öğretim üyesi kendisi. Kitabın adı Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Matematiksel Modelleme diye geçiyor. Matematik bölümlerinde ders olarak okutuluyor. Yine öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz kitaplardan birisi Matematiksel Düşünme, Cemal Yıldırım'ın kitabı. Çok değerli bir kitap bu da. Yine çeviri bir kitap var. Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş. Max Planck, kuantum fiziğinin kurucularından. Bu kitapları okuyabilirler. Bu demin bahsettiğim kitaplardan bir tanesi var. Kozmik Kod 2 ciltti. 2 cilti beraber birleştirdiler. Burada Newton fiziğini, Einstein fiziğini, kuantum fiziğini derinlemesine inceleyebilirler. Ta Stephen Hawking'in hayatına gelene kadar ne yaptıklarını, kara delikleri vesaire gibi fizikle ilgili, matematikle ilgili, istatistikle ilgili bilgileri bizim gibi insanların anlayacağı bir dille yazılmış. Öğrencilerime tavsiye ediyorum bunu. Bu dersi izleyen öğretim üyelerine, öğretim elemanlarına, hiç matematikle, istatistikle alakası olmayan, ilgisi olmayan insanlara öneriyorum. Bu kitap çok değerli bir kitap. Çevirisini de kim yapmış? Ben adını unuttum şimdi. Bir saniye bakıyorum. Çeviren Gül Akarsu. Çok güzel bir çeviri. Doruk yayınlarından çıkmış. Halen var mı yok mu piyasada bilmiyorum. Varsa edinmenizi öneririm. Yine elime bir kitap geçti. 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun değerlendirilmesi. Devlet Bütçe Uzmanları Derneği. Maliye Bakanlığı'nın bütçe öngörüleri projesinde çalışmıştık. Yani biz iktisatta da ilgili çalışabiliyoruz. Orada modelleme kısmında uzman olarak çalışmıştım. Devletin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hazırlanmasında görev aldım. Elimde başka bir şey daha geçti. Bu da Genelkurmay Başkanlığı'nın savunma planlama sürecinde yöneylem araştırması diye. Bunu da pek piyasada bulunmaz ama bulabilirseniz kendi kütüphanelerinden Genelkurmay Başkanlığı'nı bulabilirsiniz. Bunlar şiir kitaplarıydı. Bunları da şöyle koyalım. Yunus Emre'yi en başa alalım. Bu Fikri Hocam'la yazdığım kitap dediğim gibi. Bir kere daha gösteriyorum. Matematiksel modelleme ve simülasyon, istatistik laboratuvarı. Fikri Hocam'ın kitaplarını bir kere daha gösteriyorum. Bu kitaplar Türkçe'de yazılmış en kaliteli, hem baskı olarak hem içerik olarak hem de fiyat olarak yayınlanmış en kaliteli kitaplar. Bir kere daha gösteriyorum öğrencilerimize, bu alana ilgi duyanlara, öğretim üyelerine, öğretmenlerimize ve daha başka ilgisini çekebileceğini düşündüğüm insanlara. Olasılık ve istatistiğe giriş 2. Olasılık ve istatistiğe giriş 1. Bu kitaplar bu alanda çalışmak isteyenlerin başvurabileceği en önemli kaynaklardan. İstatistik astronomiyi ancak Fen Fakültesi kütüphanesinde bulabilirler. Matematiksel İstatistik kitabını Fen Fakültesi kütüphanesinde bulabilirler. Bunlar hep Fikri Hocam'ın kitapları. Kombinatörik yine kütüphanede bulabilirler. Baskıları yok. Lineer modeller yine Fen Fakültesi kütüphanesinde bulabilirler. Bu kitaplar Fikri Hocam'ın bana imzalayıp verdiği kitaplar. Bana imzaladığı için de tekrar teşekkür ediyorum. İstatistik laboratuvarı kitabımızı bulabilirler. İstatistikte nasıl laboratuvar, nasıl deney yapılır diye merak eden öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz. Bu kitabın baskısı bitti. Tekrar basıldı. Bu kitapta tekrar Fikri Hocam'la beraber yazdığımız kitap. Bunun baskısı var, yeni basıldı. Bunu da bulabilirler. Kısaca nelerle uğraştığımı size söylemiştim. 1987 yılında üniversiteyi bitirdim dedim, matematik bölümünü. 1993 yılında yüksek lisansımı tamamladım. 1998 yılında doktoramı tamamladım. Konularını söyledim.
1987-1992 yılları arasında Emlak Bankası'nda, ilk önce Emlak Kredi Bankası'ydı, daha sonra Emlak Bankası'ydı. Bilgisayar programcısı olarak çalıştım. Aynı dönemde 16 ay yedek subay olarak, tankçı yedek subay olarak Ankara Edimeskut'ta tank subayı olarak yetiştim. Fakat bilgisayar sınavına girdiğim için ve dereceye girdiğim için Gülhane Asgari Tıp Akademisi'nin bilgi işlem altyapısını kurmak üzere görevlendirildim. Adıma kura çıkmadı. Yani adıma tayin yerim çıktı. 1992-1996 yılları arasında araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi'nde çalıştım. 1996-2001 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştım. Yani öğretim görevlisi olmaya başladıktan sonra kendi adıma ders açabildim. Yaklaşık 1996-2015, 20 senedir ders anlatıyorum, bilimsel çalışma yapıyorum. 2001 yılından beri de yardımcı doçent olarak görev yapıyorum ve görevime devam ediyorum. Üniversitede olmaktan memnunum. TÜBİTAK'ın bize böyle bir fırsat tanıdığı için, öğrencilere yararlı olmaya bir ön ayak olduğu için böyle bir her cihazda çalışacak, bilgisayarda, cep telefonunda, tablet bilgisayarda çalışacak böyle bir olanağı bize verdiği için TÜBİTAK yetkililerine tekrar teşekkür ediyorum. Katıldığım yurt dışındaki toplantıları demin söylemiştim resimleriyle. 1999 yılında 19-30 Temmuz arasında Diyarbakır'da yaz okuluna katıldım. Bunda yaz okuluna katılmamda psikiyatrist Profesör Doktor Hamdullah Aydın'ın çok önemli bir rolü var. Konusu şuydu: çok disiplinli beyin dinamiği yaz okuluydu. Diyarbakır'ın o yaz sıcağında 10 gün ne yakın 19-30 Temmuz arasında yıldızlara bakarak geceleri, gündüzleri de akşama kadar bu konuyla ilgili insanları dinleyerek geçti. Nisan 25 Mayıs 6 arasında 2000 yılında Moskova Devlet Üniversitesi'ndeydim. Daha önceden dediğim gibi lineer olmayan dinamikler, Life and Social Science diye öyle bir yaz okuluna katıldım. Yine 2000 yılında 25 Haziran 7 Temmuz arasında İskoçya'da Multisensor and Data Fusion diye bir yaz okuluna katıldım. Virginia Commonwealth Üniversitesi, Virginia Institute of Psychiatry and Behavioral Genetics, Richmond, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 ay araştırmacı olarak çalıştım. Kendi alanımda yayınladığım bir sürü makale bulunmakla birlikte çalışmalarımı halen devam ediyorum. CV ya da özgeçmişimde yaptığım çalışmalar var. Bu çalışmalardan bir kısmını zaten istatistik nerelerde kullanılıyor diye size anlatacağız. Özellikle dediğim gibi Kalman filtreleri konusunda hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarım var. Dünyanın ve Türkiye'nin tanınmış dergilerinde makalelerim çıkıyor. Halen de çıkmaya devam ediyor. Doktora öğrencilerim var. Doktorasını bitirmiş öğrencilerim var. Hem Türkiye'de hem de dünyada hem modelleme hem de simülasyon alanında, özellikle matematiksel modelleme alanında çalışmalarım sürüyor. Bunları ben size daha sonradan ayrıntılı biçimde özgeçmişimle birlikte hem iktisat alanında yaptığım çalışmalar, hem nöroloji, hem psikiyatri, hem hedef takibi, hem de diğer alanlarda özellikle eğitim üzerine yaptığım çalışmalar var. Matematikte bilinen pi sayısı var. Pi sayısı benim özel ilgi alanım. Rastgelelik felsefede ve olasılıkta, istatistikte, modellemede kullanılan bir kavram. Onunla ilgili yaptığım çalışmalar var. Bu çalışmalarımı Türkçe yayınlıyorum. Türkiye'deki insanlar okusunlar, anlasınlar, bir şeyler öğrensinler. Belki yeni bir şeyler biz yapabiliriz diye. Olayların temeline inmeye çalışıyorum. Hem rastgelelik halen dünyada değişik alanlarda çalışılan bir konu. Bunun anlamı nedir? Bu rastgeleliği nasıl ölçeceğiz? Zaten kitabın giriş bölümünde sizlere detaylı biçimde bu konularla ilgili bilgi vereceğim. Pi sayısına ilgim var dediğim gibi. Bununla ilgili de yayınlanmış makalelerim bulunuyor. Değişik dergilerde, edebiyat dergilerinde, felsefe dergilerinde, edebiyatla ilgili, şiirle ilgili değişik konularda yayınlanmış makalelerim var, şiirlerim var, eğitimle ilgili. Daha sonradan bahsedeceğimiz işte nöroloji ile ilgili çalışmalar var. Nöroloji ile ilgili çalışmalara da nereden başladık? Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Diyarbakır'da yaz okuluna katılmıştım. Orada nöroloji alanında uzmanlık eğitimi alan, sayın şimdi doçent doktor olan, o zaman asistan doktor olan
Doktor Çağrı Temuçum var. Onunla da nörolojide neler yaptığımızı anlatacağız size. Çağrı Bey ile tanıştım. Çağrı Bey ile Ankara'da görüşmeye devam ettik. Daha sonra bu yaz okulundan sonra biz kendimiz grup kurduk. Nöroloji Çalışma Topluluğu diye. Çağrı Bey, ben bey lafını da fazla sevmem. Doktor Çağrı başka arkadaşlarını da bu işe organize etti. Daha halen çalışmalarımızın devam ettiği, o zaman asistan olan fakat şimdi doçent olan Doktor Bülent Cengiz var. O da Gazi Nöroloji bölümünde EMG laboratuvarında çalışıyor. Halen kendi laboratuvarı da var. Orada da size bilgi vereceğiz. Doktor Çağrı Timuçun'la zaten görüşmemiz olacak. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Bölümü EMG Laboratuvarı'nda doçent ve araştırmacı olarak hem eğitim veriyor, hem hastalara bakıyor, hem de araştırma yapıyor. Bizim de geceleri geç saate kadar çalıştığımız arkadaşlarından bir tanesi. Bunlarla yaptığımız size makaleleri zaten kısaca anlatacağız.